Hayvan yemi üreten firmalar size mama desteği veriyorlar mı? Efendime söyleyelim. Hayvanlarda kanlı ihsal hastalığı oluyor mesela. Hı hı. Bu mamaların etkisi var mı bunda? Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Şöyle şimdi temel unsur tabii ki bu hayvanların aslına bakarsanız beslenmesi. Hı hı. Çünkü başka bir ihtiyaçları yok. Gerçekten sokakta bir kedinin, köpeğin su ve yiyecekten başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnsana da ihtiyacı yok. Başka bir şeye de ihtiyacı kendi yok. Kendi hayatlarını idame aynen ettirebiliyorlar aslında. Yani ben ne kadar karşıya kalıysam benim mahallemde yaşayan köpek benden daha karşıya kalı. Niye? O kimin buna tekme attığını, kimin yiyecek verdiğini, yağmur yağdığı zaman nereye saklanacağını. İyi kötüyü biliyor. İyi kötüyü, benden iyi komşuları tanıyor. Benden iyi saklanılacak veya gizlenilecek güneş yerleri olunca serin yeri biliyor. Şimdi ben bu kadarını bilmiyorum. İşten eve, evden işe gidip geliyorum. O benden daha fazla yaşıyor. Dolayısıyla bunların hakkı. Bunların bir tek ihtiyacı var. Beslenme. Başka bir şey değil. Bir de tabii ki kötü muamelenin olmaması. Bu noktada mama firmaları yardımcı oluyor mu? Sonuçta ticari kuruluşlar. Yani yardımları çok fazla olmuyor açıkçası. Türkiye'nin ekonomik durumu ortada. Hiçbir firmanın, hiçbir belediyenin, hiçbir ailenin artık kendinden başka birisine yardımı maalesef dokunamadığından öyle bir durum yok. Dolayısıyla bunu mevzuatla, yasal düzenlemeyle de belediyelerin üstüne pat diye attığınız zaman belediyeler bütçesel olarak bunun altından kalkamıyorlar. Evet. Beslenmesi de, yeni bir bakım evinin yapılması da, yani dört duvar yapamazsınız bu konuda. Dört duvar yapıp buraya köpeği koyamazsınız. Bu köpeğin ömrünü burada er geçirmesini düşünüyorsanız bu hayvanın sosyalleşmesi için yeşil alanın olması lazım, koşuyor olması lazım, birilerinin gelip bununla ilgileniyor olması lazım. Öteki türlü tamamen hücresel bir hapise döner ve bu eziyete döner. Evet. O yüzden bu altyapının da oluşturulması lazım.